Merhabalar. Bugün bizlere dua etmenin inceliklerini, dua etmenin güzelliğini, aile olabilmenin, eş olabilmenin güzelliğini hatırlatan aile terapisti, aile danışmanı Saliha Erdim yanımızda. Saliha Erdim herkesin çok sevdiği, bütün Türkiye'nin tanıdığı çok kıymetli biri. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, harikayım. Çok şükür, Allah razı olsun. Ne güzel. Siz de iyisiniz. Teşekkür inşallah. Ederim. Salon tıklım tıklımdı, çok güzeldi. Şükürler her zamanki olsun. Gibi. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden de. Allah bir kulunu sevince melekleri tarafından diğer kullarına da onun sevgisini verirmiş diye i̇nşallah. Duymuştum. Acizane Rabbim evet, isminizle müsamma birisiniz Saliha Hanım. Estağfurullah, inşallah. Ne güzel. Kendinizi nasıl eğitiyorsunuz, alanınızda nasıl ilerliyorsunuz? Değerli hanımefendi, ben aslında köken itibariyle ebe hemşireyim. Benim hiç bu alana girmek gibi bir düşüncem yoktu. Böyle bir hedefim, böyle bir idealim yoktu. Ben sadece iyi bir insan olmak için okudum. Davranış bilimleri okudum, NLP eğitimleri aldım, başka çocuk psikolojisi eğitimleri aldım. Rabbimin lütfuyla 6 çocuğum var, onlara maşallah iyi bir anne. Allah başlasın. Amin cümlemizin evladıyla. Eşime iyi bir eş. Bu dünyaya iyi bir fert, iyi bir kul, iyi ümmet olmak için ben okudum. Hala da onun için okuyorum. Ama Allah ite kaka radyo programı yaptırdılar bana. İte kaka evimizde hala bizim televizyon yok. En baştan beri televizyon programcısı oldum. Planlamamıştım, Allah nasip etti. Ne kadar şükretsem azdır. Şimdi de kendimi geliştirebilmek, dilimin düzgün olması, halimin düzgün olması ve benimle konuşanların, benimle bir arada olanların, başta eşim, çok değerli eşim beyefendi, çok değerli çocuklarım olmak üzere onlara iyi gelmek istiyorum. Bunun için de Allah'ıma diyorum ki, Ya Rabbi, beni son nefesime kadar abdestli, namazlı, Kur'anlı, güler yüzlü, öğrenen ve yaşayan bir kul, razı olacağım ahlakı temsil vasfı olan bir kula ile diye dua ediyorum. Maşallah. Son nefesime kadar öğrenmek ve okumak istiyorum. O yüzden de mesela bu sene 11 sene bitti. İbn Arabi dersleri alıyorum. İstanbul Üniversitesi'ndeki bir profesör hocamızdan bir grup hanımefendi olarak. Hadis derslerimiz var. Öğrenmenin peşindeyiz. Mesleki dersler, mesleki kitaplar okuyorum. Şimdi aile danışmanlığı yüksek lisansını bitirmiştim. Tezliğe geçiş yapacağım inşallah. Kaydım oldum nasipse. Yani ondan sonra okumalarım devam edecek. Kitap yazmaya devam ediyorum. Yaşadıkça maşallah öğrenmem gerekir. Yaşadıkça insanı kamil olmam noktasındaki yolculuğum yol öğreticidir. Yol arkadaşlığı öğreticidir. Sıkıntılar öğreticidir. Öğrenmeye çalışıyorum. Maşallah. Aslında bu soruyu sordum size ama cevabı çok belliydi. Hem okuyorum hem yaşıyorum diyorsunuz. İnşallah. Yaşayan insan etkili de oluyor. İnşallah. Bunun farkındayız. İnşallah. Saliha Hanım, sosyal medyada gençler çok fazla haşır neşir oldular. Yani böyle bir tek düze gençler oluşmaya başladı. Bu bir alev var gibi değerler anlamında. Gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Gelecekleri için, değerlerini hatırlamaları için. Önce gençlere değil de anne babalara. Evet. Çocuklarınızla vakit geçirin. Çocuklarınıza değer verin. İnsan sevgi değer gördüğü yere akar. Çocuk anneden eleştiri alıyor, babadan eleştiri alıyor. Anne beğenmiyor, baba beğenmiyor. Sen adam olmazsın mesajı veriyorlar. Çocuk mutlu olacağı alanlara kayıyor. Oyun oynayarak mutlu oluyor. Sosyal medyada mutlu oluyor. Niye çıksın oradan? Niye çıksın? Mantıklı düşünecek olursak niye çıksın çocuk? Ben çocuğa oradan çık diyeceğim. Nereye git diyeceğim? Ev çocuğun kaçtığı bir alansa çocuk nereye gidecek? Yine arkadaş ortamına sığınacak. O yüzden de bir sistemin düzelebilmesi sebeplerin ortadan kalkmasına bağlı. Anne baba çocuğa vakit ayıracak. Anne baba çocuğun dünyayı yönetecek kadar kapasiteli bir evlat olduğuna inanarak ona değer verecek. Başkalarının çocuğuna gösterdiğimiz sabrı kendi çocuğumuza göstermiyoruz. Başkalarının evlatlarını seviyoruz, elinden tutuyoruz, kucaklayıp öpüyoruz, kendi çocuğumuzu kucaklayıp öpüyoruz. Anne baba sevgisinden yoksun büyüyen çocuk değer gördüğü alana kök salmak istiyor. Oysa ailede çocukların kök salacağı yer ailesidir. Evet. Çocukların. Önce anne baba, sağlıklı anne baba olacak. Ondan sonra çocuklar aileye sığınır. Onlar doğal olarak akıyorlar başka tarafa. O yüzden de önce anne baba düzelecek. Çocuklara sevgi, insan değeri verme, insan gibi muamele etme. Ondan sonra çocukların gönlüne girecekler.
Çocuklar sevdiği kimselere modeller. Hepimiz öğrenciliğimizden biliyoruz. Sevdiğimiz öğretmenimizin dersinde başarılı oluruz. Anne baba kendini sevdirmeyi değil, kurallarını diretmeyi tercih ediyor. Yaşantılarıyla örnek olmak yerine emrederek çocuklardan namazın başını niye yapsın çocuk? Evet. Arka planı var mı? Evet. Peygamberimizi sevdirmeden din olur mu? Olmaz. Evet. O yüzden de anne baba düzelecek, ondan sonra çocuklar. Evet. Yorumlarda sizi takip ediyorum. Yorumlarda şöyle diyorlar. Keşke Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız olsa diye. Saliha Erdin çok kıymetli sözleriniz. Estağfurullah. Saliha Hanım, bu toplumu bilgilendirmek adına, değerler adına geleceğe dair böyle hedefleriniz, başka başka hedefleriniz var mı? Değerli hanımefendi, herkes kendisini geliştirecek. Evet. Herkes bir derya, herkes bir inanılmaz büyük bir potansiyel. Herkes kendi içinde kendisiyle yarışacak. Kendinle yarış, kaza yapmaz. Evet. Benim kendim için ürettiğim bir slogan var. Daha iyi olmamanın mazereti yok. Son anıma kadar Allah bana ne verdiyse onunla bu hayatı zenginleştirmek istiyorum. Benim bulunduğum yer yaşanılır olmalı. Benim bulunduğum yer insanın nefes aldığı yer. Benim bulunduğum yer insanların değer gördüğü yer olmalı. Ben bunun için varım. Ben kimseyi değiştirme gücüne sahip değilim. Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile ey Habibim sen sadece tebliğ edilsin, kalpler benim elimde diyor. O yüzden de benim en büyük marifetim bilgilenmek. O bilgiyle bilgelenmek, hayatı doğru yaşamak. Evet, çok... Dünyaya katkım da İnşallah böyle olur. Çok güzel. Çok. Saliha Hanım, çok güzel dua ediyorsunuz. İnşallah. Sizi dinleyenlere dua eder misiniz? Bir insanın bu dünyada sahip olduğu zaman en faydalı, en hayırlı, en anlamlı halde olmasını sağlayacağı şey nedir diye düşündüğümde kendisini sevmesi, kendisine değer vermesi, Allah'la ve onun güzel Habibi'yle arasının iyi olması ve bu dünyaya değer katmak gibi, bu dünyayı çok anlamlı ve güzel yaşamak gibi değerlere sahip olması. Allah-u Teala isteyen herkese bunu nasip etsin. Bu ilimsiz olmaz, bu okumadan olmaz, bu düşünmeden, tefekkür etmeden, marifete, hikmete talip olmadan olmaz. Okuyacağız, iyi insanlarla çevre oluşturacağız, namazlarımıza dikkat edeceğiz. Kur'an okumadığımız, kitap okumadığımız gün geçmeyecek. Kendi eksiklerimizi görerek onları düzeltmeye gayret edeceğiz. İnsanları takdir etmeyi, insanlara teşekkür etmeyi, insanların bu dünyadaki görevlerini daha iyi yapabilmeleri için bize düşenleri yapma konusunda gayret etmemizi Allah'tan dilemeliyiz. Rabbim herkese bunu nasip etsin diye dua ediyorum. Dua etmenin hikmeti nedir Saliha Hanım? Bu daha çok ilim gerektiren bir soru. Ama ben acizane hem bir kul, hem bir ümmet, hem bir aile danışmanı olarak dua soru ne yapmam gerektiğini bulduruyor. Dua adım atmak için Allah'tan yardım istemeyi sağlıyor. İki çeşit dua vardır. Kavli ve fiili dua. Kavli dua elimizi açıp Allah'tan istemek. Fiili dua bunun için adım atmak. Evet. Bir şeyi oturduğumuz yerden istediğimizde bu adım atmadan, bu onun için bir şey yapmadan eksik ve yetersiz bir dua olur. Yapılacak işlerin en hayırlısı bilgi edinmem. Doğruyla yanlışı ayırabilecek bir ölçüye Allah'ın beni sahip kılması ve ben doğru bir insan olmak için çaba sarf etmem. Allah-u Teala'ya dualarımızdan başka neyle yaklaşabiliriz ki? O yüzden de dua önce kendim, sonra kendimin dışındaki herkes için Allah'ın istediği gibi bir kul olabilmem için olmalı. Ve başkalarının iyiliğini de kendi iyiliğim kadar istediğim zaman ben gerçek insan olma yoluna girmişim. Ne güzel, Allah razı olsun sizden. Saliha Hanım, toplumun değerlerini hatırlaması için birey olarak bizlerin neler yapması gerekir? Bir insanın içinde bulunduğu hal tebliğ ve temsil olarak ifade edilebilir. Temsil en büyük tebliğdir. Ben doğru bir ahlakı önce ailemde yaşarsam bende ahlak olarak yer eder. Biz dışarıda çok iyiyiz, içeride bambaşkayız. Hı. Dışarıda sabırlı, içeride sabırsız. Dışarıda anlayışlı, içeride anlayışsız. Bu da bizde bir ahlaka dönüşmüyor. Çocuklar evde ne görürse, beni ne yaparken görürse onu
kaydediyor. Dolayısıyla çocuklarımın ahlaklı olması bende ne gördüğüne bağlı. Çocuklarımın sağlam olması benim nasıl yaşadığıma bağlı. O yüzden de ben evin içinde iyi ve doğru olmak için çaba sarf edeceğim. İnsanın sosyal onay olmadan en doğal, en yalın, en gerçek haliyle bulunduğu yerdir aile. O yüzden de aile iyiyse toplum iyidir. Ben ailede iyiysem dışarıda da iyiyim. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli vaktinizi verdiğiniz için. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Bugün çok kıymetli Saliha Erdim'leydik. Başka güzel insanlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.